Evet değerli izleyenler, bugün Yıldız Bal sahibi Osman Yıldız Beyefendi ile beraberiz. Merhaba Osman Bey. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Osman Bey, malumunuz kış ayları bizi bekliyor. Ve pandemi döneminde koronavirüs hızla yayılıyor ve her geçen gün can alıyor. Doğal ve alternatif olarak insanlara bağışık sistemiyle ilgili bir öneriniz var mı? Tabii ki alternatif tıp olarak zaten gündemimizde. İnsanlarımızdan tavsiyemiz şudur, doğal ürünlere yönelmeleri. Nedir doğal ürünler? Yöresel ürünler olarak özellikle arı ürünlerini tavsiye ediyorum. Özellikle bu virüs döneminde çok etkili bir rolde işliyor. Nedir arı ürünleri? Arının üretmiş olduğu 4 tane ürün vardır. Propolis, arı sütü, polen, bal ve bal çeşitleri, bitki çiçekleri olarak. Özellikle pandemi dönemine en büyük etki sağlayan ürün propolistir. Herkesin mutlaka propolisi yemesini tavsiye ediyorum. Özellikle saf ve doğal propolis, bilindik propolis almalarını tavsiye ediyorum. Ve bala karıştırarak yemelerini istiyorum. Her gün sabah akşam bir tatlı kaşığı yediklerinde kendilerini koruma altına alıyorlar. Bağışıklık sistemini yükseltiyor. Nedir başka alternatif olarak? Arı sütü ve propolis, polen. Üçü bir arada saf bala bunu karıştırarak her gün sabah akşam bir tatlı kaşığı yediklerinde koronayla en büyük mücadele eden ürün bu. Çünkü propolis öldürücü özelliği var, mikrop öldürücü özelliği var, virüslere karşı savaşıyor, vücudu kalkan haline alıyor, mikrop, bakteri hiçbir şey sokmuyor. Virüsün en büyük etkeni budur. Vücudumuza girmeden önce boğazda kalıyor ve bu mikropları öldürüyor propolis. O yüzden propolisli karışımları yemelerini, özellikle veyahut da su bazlı propolisler var. Onu suya damlatarak günde 10 damla sabah akşam tüketebilirler. Bu şekilde kendilerini korumaya alabilirler. Ve bağışıklığını da kuvvetlendirmiş oluyor. Malumunuz kış ayı geliyor, mevsim geçişi var, sıcaktan soğuğa geçeceğiz. Evet. Bu zaman zarfında vücudu yenik düşen insanlar olabiliyor. O yüzden de hani bu mevsim geçişinde alternatif tıpa yönelmelerini tavsiye ediyorum. Arı ürünleri yesinler mutlaka. Her gün mesela sabah kalktıklarında kahvaltıdan önce bir tatlı kaşığı saf bal yesinler. Propolis ve arı ürünü bulamayanlar için söylüyorum. Diğer türlü mesela en büyük özelliği... Bu bizim Karadeniz'in meşhur deli bal dediğimiz komar balı var, deli bal. Her gün bir çay kaşığı bunu yediğimizde virüse çok büyük etkisi var. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor vücutta. Bağırsaklardaki mikropları öldürüyor. Mikrop öldürücü özelliği var. Yüksek tansiyon hastaları için birebir tansiyon düşürücü özelliği var. Ayrıyeten propolisi yediklerinde vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Normal en güçlü antibiyotikten 250 kat daha üstün bir antibiyotik özelliği var. Yani tamamen vücudumuzu kalkan haline alıyoruz. Ama bunları devamlı olarak yersek, yani bir kere mahsus değil. Her gün sabah akşam bir tatlı kaşığı yiyeceğiz, kendimizi koruyacağız, işimize gideceğiz. Bu kestane balı bölgemizde hangi bölgelerde yetişiyor veya hangi bölgelerin kestane balı genelde tüketiliyor? Bu seneki rekoltede kestane balımız yaklaşık 3 sene önce, 3 yıldır olmuyordu. Bu sene güzel oldu ama... Bal mevcudu güzel oldu ama bu sene kestane oranı biraz düşük oldu. Yani sonuçta kovanlarda kestane oranı %50'ye düştü yani. Normalde güzel bal geldi ama bunun içerisinde akasya ıhlamur karışık olduğu için biraz yumuşak bir bal oldu. Ama kalitesinde hiçbir problem yok. İşte bu kestane balı çok acı değil diye şey yapmasınlar. Çünkü içerisinde ıhlamur, akasya ve kestane balı var. Üçü bir arada. Daha güzel oluyor. Bağışıklığınızı daha da kuvvetlendirir. Yöresel ürünleri yemelerini tavsiye ediyorum. Ayrıyetten Rize'nin, Ayder'in, ayrıyetten yine Artvin bölgesinin ve Düzce bölgesinin kestane balları da var elimizde. O bölgelerden de geliyor. Çünkü mevsim değişiyor. Oralarda mevsim iyi gidiyor biliyor. Yağmur almıyor mesela. O yüzden o yarının balları da var. Ünye'mizin meşhur balı zaten kestane balı, köylere göre değişiyor. Çataltepe köyü, İnkur, diğer köyler de var. Peki Osman Bey, şimdi günümüzde bu sıkıntıyla çokça karşılaşıyoruz. Yani bu kestane balın bile artık sahte bir bal olarak piyasaya süren insanlar var. Yani peki bu tüketici olarak bu balın sahte olup olmadığını nasıl anlayabiliriz hani kestane balın? Şimdi siz tüketici olarak bir balda sahteliğini anlayamazsınız. Sadece baldan anlamıyorsanız balcınızı tanıyacaksınız. Yani komşunuzu tanıyacaksınız. Eşiniz, dostunuz dürüst müdür, değil midir? Güvenilir bal yapar mı? Bunu bileceksiniz. Çünkü sizin anlama şansınız zor. Biz bile 30 yıllık arıcı olmamıza rağmen biz bile anlayamıyoruz. Yeri geldiğinde tahlile gönderiyoruz. Tahlil sonuçlarına göre, promil değerlerine göre değerlendirebiliyoruz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle sokaktan ürün almasınlar.
Özellikle zaten Tarım Bakanlığımızın çalışması var. Yılbaşına kadar müddet verdiler bu glikozlu bal satışları için. Sokaklarda satıyorlar, arabayla geliyorlar. İşte 5 kavanoz, 10 kavanoz. İşte abi 3 ay vadeli ver abi, 6 ay vadeli ver diyor. Bana bile rast geldi. Yakalattım bunu, hemen çağırdım zabıta ekiplerini. Bunları yakalattık, gerekli işlemleri de yaptırdık. Özellikle saat 5'ten sonra geziyorlar. Vatandaş diyor ki ya 5 kilo bal alıyorum diyor. Adam 3 ay sonra gelecek para almaya diyor. İnsanları kandırıyorlar. Bal değil kesinlikle, glikoz. Çok zararlı, mısır şurubu. Tamamen kanserojen bir madde yiyorlar. Lütfen onlara istirhamın markasız, etiketsiz hiçbir ürün almasınlar. Kesinlikle. Gördükleri yerde de Alo 170 gıda hattını arayarak şikayette bulunsunlar. Peki Osman Bey, şimdi balda ben de kendim tüketiyorum. Mesela ben bile kendim şöyle bir durumla karşılaştım. Bazı ballarda böyle kış ayları soğumaya başlayınca bal pütürlenme oluyor. Bazı bal da donuyor, böyle tereyağı gibi oluyor. Yani bu bal hangi bal kaliteli olduğunu gösterir? Aynen, çok güzel bir konuya değindiniz. Özellikle insanlar şimdi balı gördüğünde bu şekerlenmiş, donmuş, işte bu şekerli bal diye tabir ediliyor. Aslında tam tersi, insanların artık bilinçli tüketici olma yolunda ilerliyor. Bayağı bir yol kat ettiler. Balın saf bal donacak. Donması da nasıldır? Elimizde bir örneği var, bakın şöyle. Bu içerisindeki çiçeğin örtüsüne göre, bitki örtüsüne göre, promiline göre, yani çiçeğin polen özüne göre renkli tonlarda donabiliyor. Dibinden bu şekilde başlar. Beyaz başlar. Bu kırmızı tonu olabilir, kahverengi tonu olabilir. Biraz da sarımtırak tonu olabilir. Onun polen özüne göre oluşuyor bu. Şimdi önceden bunu gördüğün insanlar şeker sanıyordu. Hayır, kesinlikle şeker değil. Şekerle saf balı nasıl ayırt edebiliriz donmasını diyorsanız, saf bal bu şekilde donmaya başlar. Bu bir ay sonra daha da donacak. Taş gibi olacak ve tereyağı gibi kazıyarak yediğinizde ağzına tereyağı gibi eriyecek. Şekerli bal da çıtır çıtır olur ağzınızda. Pütürlü 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 olur. pütürlü olur. Aradaki farkı böyle anlayabilirsiniz. Peki bu donan balı biz nasıl normal aynı Bunu böyle... bu haliyle de tüketebilirsiniz. Özellikle biz Almanya bölgesi donan balı bizden tercih ediyor. Yurt dışında donan balı daha da gönderiyoruz. Çünkü onlar bize göre daha araştırmacılar. Donan balda kesinlikle hile olmadığını biliyorlar. Ama onda donması da tereyağı gibi olacak. Çıtır çıtır olmayacak. O yüzden bunu sıcak suya oturtuyoruz şöyle. Şu yarısına kadar sıcak su koyuyoruz. Kısık ayarda 15 dakika beklettikten sonra aslında dönüyor. Aynı hakiki zeytinyağı gibi. Nasıl kışın soğuk havada donuyor, sıcak havada gevşiyor. Bunu isterseniz bu haliyle tereyağı gibi tüketebilirsiniz. İsterseniz de sıcak suda 15 dakika bekleteceksiniz kısık ayarda. Ondan sonra soğuduktan sonra ilk günkü haline geri dönecektir. Hiçbir mahsuru yok yemesinin bu şekilde. Sanmasınlar bunu şekerli veya glikoz değil efendim. Bal kendini korumaya alıyor. O yüzden asırlarca bu balı saklayabiliyoruz. Antioksidandır bal. Kolay kolay bozulmaz. Peki Osman Bey, şimdi arı 4 farklı ürün üretiyor. Yani balın haricinde bir arı sütü olarak da bilgi verebilir misiniz? Tabii arı sütü arıların enzimleriyle oluşan bir ürün. Kovanımızda ana arı dediğimiz kraliçe arı vardır. Tek bir tanedir. Kovanın anasıdır. Ve bütün idare ondadır. Normal arılar 40 gün yaşarken ana arılar 6-7 yıl yaşıyor. Neden yaşıyor? Bunlar sadece yumurta döneminde arı sütüyle beslendiği için ömrü uzuyor. Hücre yeniliyor. Yani bir sadece yumurta döneminde 21 günde pardon 16 günde çıkan ana arı sadece 16 gün boyunca arı sütüyle beslendiği için 6-7 ömrü uzuyor bir kovanda. Ama normal arılarda 40 gün ömrü oluyor. Onlar da 21 günde çıkıyor. Onlar da sadece polenle beslediği için bak 40 gün yaşıyor. Aradaki farkı görün. Arı sütü o kadar mükemmel bir şey. Yani hücre yeniliyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor, direnç diyor, zinde tutuyor. Mükemmel bir ürün yani. Peki Osman Bey, propolisten de bahsettik zaten. Polen hakkında da bilgi alabilir miyiz? Polen antioksidan, vücudun bağışıklığını bu da kuvvetlendiriyor. Özellikle astım, bronşit, grip, nezle gibi enfeksiyonlarda birebir. Kış aylarında grip kesinlikle olmazsınız. Prostat rahatsızlıklarına çok büyük faydası var. Mide rahatsızlıklarına. O da polenlerin, çiçeklerin özleridir polende. Tek tek arılar bunları ayaklarından topluyorlar. Kovana getiriyorlar. O da çok faydalı. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor dediğim şekilde. Her gün düzenli olarak bir tatlı kaşığı yediğinizde vücudunuz zinde olacaktır. Peki Osman Bey, bu koronavirüsle mücadelede sizin bir karışım yaptığınızı duyduk. Bu karışım hakkında detaylı olarak, hani miligram olarak bu karışımda nasıl bir karışım yaptınız? Bunu biraz açar mısınız bize? Biz nasıl bir bal yaptık? Saf, doğal Ayder balı, kestane balı, Komar balı ve kekik balımız var. Antibiyotiktir kekik.
Bu ballarla, 3-4 çeşit ballarla harmanlanmış bir balımızın içerisine arı sütü, polen, propolis gibi ürünleri koyuyoruz. Belli bir kürümüz var, ölçümüz var. Vücut oranlarınıza göre ayarlıyoruz. Kafaya göre kesinlikle koymuyor. İşte ondan koyalım, bundan öyle bir şey değil. Kesinlikle boy oranına, vücut oranınıza alerjiniz var mı yok mu, bunları tamamen öğrendikten sonra ona göre kürleri hazırlıyoruz. Karıştırıyoruz, güzel bir macun yapıyoruz. Bunu her gün sabah akşam bir tatlı kaşığı yediğinizde vücudunuzu koruyorsunuz, zinde oluyorsunuz. Ve bağışıklığınızı da kuvvetli olduğu için kesinlikle hiçbir mikrop bulaşmıyor size. Bu kanıtlanmıştır yani. Boğaz yollarını özellikle temizliyor. Kesinlikle virüs size yanaşamıyor. Evet değerli izleyenler, bence bu bilgiler bizim için gerçekten ve gerçekten ve çok önemli. Biz bu bilgileri aldığımız için Yıldız Bal sahibi Osman Bey'e çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Osman Bey. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Böyle bilgiyi bize sunma gereğinde bulunduğunuz için ve bir faydamız olması umuduyla devam edeceğiz Ar-Ge çalışmalarımıza. İnşallah herkesin sağlıklı günler diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bu mikroptan, bu lanetten kurtuluruz tüm İslam alemi olarak, tüm Müslümanlar olarak. Tüm dünya olarak inşallah tekrardan refah ve huzur içerisinde yaşamaya diliyorum bütün insanlara. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun.